Selam. Beni çağırmışsın. Ne haber? Otursana. İyiyim. Sen? İyiyim. Her şey yolunda mı? Hal hatır sormak için mi çağırdın beni? Feyza, ben sana söylemedim mi? Bir derdin olursa bana geleceksin, bana anlatacaksın. Söyledim. Bir derdim olduğunu nereden çıkardın? Valla ben araştırdım. Bugün ofise Sedat diye bir herif gelmiş. Böyle it kılıklı bir şey. Yani Feyza Hanım'la bir süre odada konuşmuşlar, sonra çekip gitmiş adam. Feyza'yla? Evet abi. Seda'yı. Niye bana gelmedin? Çağatay, ben bugüne kadar her şeyimi kendim yaptım. İyi ya da kötü bir şekilde kendi ayaklarımın üzerinde durdum. Bir dostundan yardım istemek bu duruşunu bozmaz. Çağatay bak. Sen bak. İtiraz istemiyorum. Avansın hesabına yattı. Maaşından da kesilmeyecek. Prim olarak düşün. Çağatay, ne yapıyorsun? Şirketin durumu belli zaten. Sana verdiğimiz avans da şirketin durumu daha kötüye gitmez, merak etme. Benim öğrenmek istediğim senin başın dertte mi değil mi? Onu söyle bana. Ben Atlas'ın terapileri için bir tefeciden borç almak zorunda kaldım. İşe gidince öderim diye düşündüm ama öyle olmadı. Zannediyorsun sen ya. İlk bana gelecektin. Ya bu kadar derdinin arasında bir de bununla mı uğraşayım? Olur mu öyle şey? Bak, sen çok güçlü ve çok fedakar bir annesin ve ben bunu çok takdir ediyorum. Böyle bir borcun altına girdin diye kendini sakın suçlu hissetme. Tamam mı? Adamlarla da bir daha muhatap olmuyorsun. Benle Seda'yı çözeriz o işi. Ben senin hep arkandayım. Unutma bunu. Çok özür dilerim. Rahatsız ettim. Sorry. Yalnız olduğunu düşündüm de Çağatay. Bir sorun yok Ender. Gelebilirsin. No. Hiç keyfinizi bozmayın. Sonra konuşuruz. Okay. Bye bye. Aa, bu Çağatay da kantarının topuzuna iyice kaçırdı. Rezaletin son perdesi. Ya Ender'i biliyorsun işte, meraklı kadın. Boş ver yani, ayrıca ona hesap verecek değiliz öyle. Herkes haddini bilecek. Pek haddini bilen biri değil biliyorsun ki. Neden, sana başka bir şey mi söyledim? Bizim gizli bir ilişkimiz olduğunu düşünüyor. Ömer'i de paravan olarak kullandığımızı ima etti. Ne? Aslında ima etmedi. Alenen söyledi ya. Bu kadın kendini ne sanıyor ya? Bence Yıldız'ın bu kadar delirmesinin altına da onu doldurması var. Ben ona bunun hesabını sorarım. Hayır Çağatay, lütfen. Lütfen kurcalama. Kafaya takacak, sonra uğraşacak. Benim böyle şeylere vaktim yok gerçekten. Ya kafaya taksa ne olacak? O bu şirkette sadece benim ortağım bu kadar. Hayatımıza karışmaya ne hakkı var? Tamam. Bak şimdi değil. Bana sıçramasın bu olay, istemiyorum. Tamam, şimdi değil. Ama ben çözeceğim, tamam mı? Sen merak etme. Tamam.